videoda kompansasyonun temel mantığını açıklamaya çalışacağım. Bir hatırlatmada bulunayım. Biraz sonra yapacağım hesaplamalar ve ölçümlerle ilgili çok fazla bilgisi olmayan arkadaşlar için daha önce yayınlamış olduğum bir video var. ZTMK, indüktif direnç ve faz açısını anlattım. O videoyu izledikten sonra bu videoya devam ederlerse onlar için daha yararlı olacaktır. Burada yük olarak setimin üstündeki bir fazla asenkron motorumu kullanacağım. Ve kompansasyon içinde her biri 680 nanofarad olan buradaki kondansatörlerimi kullanacağım. Kondansatörlerim AC'de çalışan kutupsuz kondansatörler. Video başında öncelikli olarak yükümün analizini yapmam lazım. Bu analizin bir kısmını ölçümle, bir kısmını ise hesaplamalarla yapacağım. Gerilimi ölçerek başlayayım işe. Enerjiyi verdim ve benim burada setimde kullanacağım gerilim kaç voltmuş? 226 volt olduğunu görüyorum. Motorumun ohmik direnci 358 ohm. Ohmik direncini biliyoruz ama bunun indüktif direnci ne kadar? İndüktif direncini bulabilmek için de öncelikli olarak empedansını bulmam lazım. Empedansını bulabilmem için de benim motorumdan geçen akımı ölçmem lazım. Şimdi motoruma akım vereceğim ve motorumdan geçecek olan akım değerinden empedansı hesaplayacağım. Akımı tekrar veriyorum. Akımı verdim. Evet, motorum gürültülü bir şekilde dönüyor. Çekmiş olduğu akıma bakıyoruz. 182 miliamper diyelim. 182 miliamper motorum akım çekiyor. Aslında bu çekmiş olduğu akımın iki bileşeni var. Bunlardan bir tanesi gerilimden 90 derece geride olan mıknatıslama akımı. Yani saf indüktif akımdır bu. Mıknatıslama akımıdır. Manyetik alanı oluşturmak için çekilen akımdır. Ve bu akımın motor gücüyle herhangi bir alakası yoktur. Bu sadece buradaki mıknatıslama akımıdır. Yani manyetik alanı oluşturmak için çekmiş olduğu akımdır. Diğeri ise gerilimle aynı fazda olan aktif akımdır. Yani iş yapan akımdır. Gücü karşılayan akımdır. Dikkat edecek olursanız burada akımla gerilim arasında osiloskopta bir faz farkı var. Biraz sonra osiloskopu zoomlayacağım. Orada daha net görürsünüz. Hazır ölçüm yaparken şu konuya da bahsedeyim. Motor boşta çalışırken faz açısı, akımla gerilim açısındaki faz açısı büyüktür ama yüke bindikçe, motor yüklendikçe, amma yüküne doğru geldikçe faz açısı kosinüs fi'si 1'e yaklaşır. Yani faz açısı küçülür. Şimdi onu bir deneyelim. Ölçü aletine bakın, osiloskopa da bakın. Biraz sonra dediğim gibi zoomlayacağım. Motorumu ben yüklüyorum. Dikkat edecek olursanız motorumu yükledikçe akım değeri büyüyor ve osiloskoptaki grafikte de bir kayma görüyorsunuz. Onun nedenini açıklamaya çalışayım. Ekranıma zoomladım. Ortamı da kararttım daha net gözüksün diye. Motorum gürültülü çalışıyor. O sesi bastırmak için ben biraz daha sesli konuşmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, demin de bahsettiğim gibi motorumun çekmiş olduğu akımda iki bileşen var. Bunlardan bir tanesi gerilimden 90 derece geride, yani saf indüktif akım, mıknatıslama akımı dediğimiz akım, manyetik alanın oluşması için motorun çekmek zorunda olduğu akım. Bir diğeri ise gerilimle aynı fazda olan aktif akım. Yani gücü oluşturan akım. Ben motorumu yüklediğimde, motorum yüklendiğinde dikkat edecek olursanız, evet, akım değeri artıyor. Bununla birlikte de akımla gerilim arasındaki faz açısı birbirine yaklaşıyor. Yani onu nereden görebilirsiniz? Şurayı başlangıç noktası olarak kabul edersek, gerilimin sinüs başlangıcı, akımın sinüs başlangıcı dersek, kosinüs fi'nin büyümesi, yani motor yüklendikçe kosinüs fi'nin büyümesi, faz açısının küçülmesi demek. Faz açısının küçülmesinde ise gerilimle akım arasındaki açı küçülür. Yani burada akımın ben gerilime doğru yaklaşmasını beklerim. Evet, bakın dikkat edecek olursanız oradaki farkı ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama akımla gerilim birbirine yaklaşıyor. Neden ne? Nedeni şu, mıknatıslama akımı, yani 90 derece gerideki olan akım manyetik alanı sağladığı için sabittir. Ve yükü karşılamak için de bunun aktif akımı, yani gerilimle aynı fazda olan akımı büyür. Burada gerilimle aynı fazdaki akımın büyümesi demek. Vektöriyel olarak bakacak olursak da aktif akımın artmasıyla, yani gerilimle aynı fazdaki olan akımın artmasıyla birlikte gerilimle akım arasındaki açı küçülecektir. Çünkü y eksenindeki, eksi y eksenindeki akım sabit.
x eksenindeki akım artı x eksenindeki akım büyüdüğü zaman da ne olacak? X eksenine göre yani gerilime göre arasındaki vektöriyel açı küçülecek. Yani kosinüs hissi büyüyecektir. Kompansasyonla bunun çok fazla alakası yok ama hazır ölçüm yaparken de bundan bahsetmek istedim size. Şimdi motorumun empedansını hesaplamaya geçebilirim. Benim gerilimim 226 volttu. 226 voltta eğer bu motorum benim 182 miliamper akım çekiyorsa 226 bölü 182. Benim buradaki motorumun empedansı 1241 ohm. Ben bu empedans içerisindeki ohmik direnci 358 ohm olarak demin ölçtüm. Eğer 1241 ohmluk empedansın 358 ohmu ohmik direnç ise indüktif direnci nedir bunun? Empedans formülünü hatırlarsanız Z eşittir. Empedans eşittir. XL'nin karesi artı R'nin karesinin kareköküydü. Yani endüktif direncin karesi artı ohmik direncin karesinin kareköküydü. Buradan XL eşittir ya da XL kare eşittir. Empedansın karesi eksi ohmik direncin karesi. Yani XL kare İndüktif direncin karesi eşittir 1241'in karesi eksi 358'in karesi. Buradan da XL'yi indüktif direnci 1190 ohm olarak bulabiliriz. Yani 1190 ohmluk bunun indüktif direnci varmış. Ohmik direnci ise 358 ohmmuş ve toplam empedansları bunun motorumun 1241 ohm oluyormuş. Şimdi kosinüs teoremi neydi? Komşu bölü hipotenüstü. Benim kosinüsüm ne? Yani x bileşenim, x eksenindeki bileşenim 358 ohm bölü hipotenüs yani empedansım Z 1241 358 bölü 1241 0.28 kosinüs çıkar. Bunun da açısını bulacak olursak 73 derece yapar. Yani benim akımımla gerilim arasındaki açı 73 derece. Şimdi kondansörümle ilgili bir hesaplama yapalım. Kondansörüme ne demiştik? 680 nanofarad. Burada kondansörümün tamamı kapasitif direnç olarak değerlendirebiliriz. Ohmik direnç burada göz önüne alınamayacak kadar küçüktür. 680 nanofarad. Bunun XC'si neydi? 1/2 πfc yani 1/2 × π × frekansım burada 50 çarpı C kapasite yani 680 nanofarad. Tabi burada farada çevireceğiz. 680 çarpı 10 üzeri eksi 9 farad yapar bu. 10 üzeri 9 bölü 2 çarpı 3,14 çarpı 50 çarpı 680 dediğinizde buradaki XC değerim benim yani kapasitif direncim 4683 ohm çıkar. Ve 226 voltta gerilim uyguladığımda 4683 ohmluk kapasitif dirençten kaç amper akım geçer? 48 miliamper akım çeker ve bu geçen akım kondansörümün çekmiş olduğu 48 miliamper buradan geçen akım tamamen gerilimden 90 derece ileri fazla olmasını beklerim. Şimdi öncelikli olarak 48 miliamper akım çekecek miyiz ve çekmiş olduğumuz akım gerilimden 90 derece ileride olacak mı? Gerilimi tekrar veriyorum setime. Akım değeri evet 47.2 fena değil. 48 hesaplamıştık. 47.2 çıktı. Şimdi grafik üstünde dehşet derecede kondansörden kaynaklanan bir harmonik var. Kondansör şu anda harmonikli bir akım geçiriyor üzerinden. Zoom yapıp bu açıya tekrar bir daha bakacağız. Osiloskopun tarama frekansıyla videonun tarama frekansı arasındaki farktan dolayı tremeli bir görüntü oluşabilir. Videoyu işledikten sonra umarım anlaşılabilir bir görüntü ortaya çıkar ama elimizdeki bu osiloskop görüntüsü üzerinden ben size açıyı anlatmaya çalışayım. Kondansatör akımım son derece harmonikli bir akım. Harmonik nedir, nasıl oluşur? Bunlar ayrı bir video konusu. Bu videoda değinmeyeceğim ona. Belki başka bir video çekeriz bununla ilgili. Burada gerilimimin başlangıç noktası şu orta noktayı, geçiş noktasını kabul edecek olursak, kondansatörümün de dikkat edecek olursanız bu gerilimin başlangıç sıfır noktasında çekmiş olduğu akım maksimumda. Ve kondansatörümün benim başlangıcı, şu kondansatör akımının başlangıcı, gerilimden 90 derece ileride. Yani burada kondansatör akımı ile gerilim arasında 90 derece bir fark var. Faz farkı var. Ve kondansatörüm benim gerilimden 90 derece ileride akım çekiyor. Kondansatörle birlikte şimdi motorumuzu bağlayalım. Ve bu grafik, sinüs grafiği ne olacak ona bir bakalım. Motoruma enerji vereyim. Motorum çalıştı. 165 miliamper akım çekiyor. 166 diyelim. İlk başta devreye girdiğinde motorum benim 182 miliamper akım çekmişti. 182 miliamperden şu anda 166 miliampere düştük. Nedeni şu,
Motorum deney seti olarak duruyordu bir kenarda ve döndürmeye başladıkça biz bunu denemeler yaptıkça yataktaki yağlaması düzene girdi. Yatak kısmı rahatladı. Mekaniki yük azaldı yataktan kaynaklı. O nedenden dolayı az akım çekiyor. Yani mekaniki bir olaydan kaynaklı durum akım değerindeki azalma. 166 mAh akım çektiğini düşünelim. Şu anda motorumun değişiyor ama. Artı az önce kondansatörümü ölçtüğümde kaç mAh akım çekmişti? 47 mAh diyelim ona da. 47 mAh akım çekiyor. Şu anda kondansatörü devreye aldığımda 213 mAh akım çekmesini bekliyorum. Bakalım öyle olacak mı? Eğer aritmetik toplam şeklinde giderse evet 213 mAh akım çekmesi lazım. Akım değeri 213 beklerken düştü. 166'lardan 133'lere düştü. Diğer kondansatörü devreye alalım. Akım değeri 115'lere düştü. 133'lerden 3. kondansatörü de devreye alalım. Şu anda kondansatörlerimin 3'ünü de devreye aldığımda 114 mAh benim motorum akım çekti. Peki bu nasıl oldu? Osiloskopa zoom yapayım. Bu arada onu anlatırım. Şu anda ekranınızda osiloskop ekranını görüyorsunuz. Motorumu devreye alacağım. Daha sonra kondansatör gruplarını devreye alacağım ve faz açısındaki küçülmeyi göstermeye çalışacağım. Motorumu devreye aldım. Bu küçük sinüs benim akımım. Büyük sinüs ise gerilimim. Gerilimin başlangıç noktasını şu merkez kabul edersek şu nokta. Akımın da başlangıç noktası burası ve dikkat edecek olursanız gerilim sinüsü ile akım sinüsü arasında burada yaklaşık 0.8 kare, 0.9 kare gibi bir fark var. Aslında burası benim faz açısı dediğim yer ve benim akımım gerilimimden aradaki faz açısı kadar geride başlıyor. Şimdi kondansatör gruplarını devreye alacağım sırasıyla. Ama harmonik de oluşacak kondansatör devreye aldığımda. Bakalım ne kadar net gözükebilecek aradaki faz açısı. İlk kondansatörümü devreye alıyorum. İlk kondansatörümü devreye aldığımda bir miktar faz açısı aradaki yani akımla gerilim arasındaki açı küçüldü. İkinci kondansatör grubumu alıyorum devreye. Kondansatörümü alıyorum. Aldım. Harmonikten çok net gözükmüyor ama akımla gerilim birbirine epeyce yaklaştı. Yani faz açısı küçüldü. Üçüncü kondansatörümü de devreye alıyorum. Harmonikten dolayı çok net gözükmese de şu anda dikkat edecek olursanız akımımla gerilimin başlangıç noktaları olarak aynı. Yani arasındaki faz açısını sıfıra düşürdük. Şu anda akımla gerilimi bir omik yük gibi aynı faz açısında buluşturduk. Kondansatör gruplarını sırasıyla çıkarayım. Bu faz açısının büyüdüğünü görelim. Birinci kondansatör grubumu çıkarttım. İkinci kondansatör grubumu çıkarttım. Dikkat ederseniz faz açısı büyümeye başladı ve üçüncü kondansatörümü de çıkarttığımda şu anda motorum sadece kendi akım çekiyor ve aradaki az önce sıfırladığım faz açısı da büyüdü. Peki bu nasıl oldu? Hesaplamalara başladığımız ilk noktaya geri dönecek olursak motorumun şebekeden çektiği akımı ölçmüştüm. Orada 182 mA olarak ölçmüştük. Ölçü aletinden gördüğümüz değer motorumuzun çekmiş olduğu görünür akımdır. Yani şebekeden, hatlardan çekmiş olduğu akım 182 mA'dır. Ve orada ben size bir şey söylemiştim. Bu akım aslında iki bileşenden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi adına IM diyelim, mıknatıslama akımı. Yani motorun dönmesi için gerekli olan manyetik alanı oluşturan akım. Bir diğeri ise mekanik enerji çevirdiği IA aktif akım, aktif bileşen akımı demiştim. Ve hesaplamalarımızda açıyı 73 derece olarak bulmuştuk. Burada mıknatıslama akımı sinüs bileşenidir. IA aktif akımımsa benim kosinüs bileşenimdir. Eğer ben gerilimi X artı eksenine yerleştirecek olursam bundan 90 derece geride yani Y eksi ekseninde benim mıknatıslama akımım vardır. O da nedir? Görünür akım yani 182 mA çarpı sinüs 73. Bir diğeri ise aktif akımdır. Gerilimle aynı fazladır demiştik. Onu da yine artı x eksenine gerilimle birlikte yerleştirdiğimizde bu da kosinüs bileşenidir. Yani görünür akım 182 mA çarpı kosinüs 73. Daha sonra kondansatörümün çekmiş olduğu akımı ölçmüştük. O da 47 mA'dı. Kondansatörümün çekmiş olduğu akım ise benim gerilimimden 90 derece ileri fazladır. Bu sefer gerilimi x artı ekseninde düşündüğünüzde yine
Kondansör akımım da Y artı eksenindedir. Yani kondansörüm 47 mA Y artı ekseninde. Her kondansör devreye girdiğinde 47 artı 47 artı 47 şeklinde Y ekseninde bu akımları gösterebiliriz. Ve vektöriyel olarak baktığınızda aslında mıknatıslama akımımdan kondansör akımlarımı çıkarttığımda benim motor artı kondansör grubumun şebekeden Y ekseninde çekmiş olduğu akımı hesaplıyoruz. Az önce ne söylemiştik mıknatıslama akımı için 174 mA. İlk kondansör grubum devreye girip 47 mA akım çektiğinde 174'ten 47'yi çıkarttığınızda Y eksenindeki akım bileşenim benim 127 mA. Yine ikinci grup girip 47 amper akım çektiğinde Y eksenindeki akım bileşenim 80 mA ve üçüncü grubu da üçüncü kondansörde devreye aldığımızda 80-47 37 mA kadar benim Y bileşenindeki akım değerimi küçülttüm. Ve Y bileşenindeki akım değerimi küçülttüğümde motor aynı şekilde mekanik enerjiyi üretmeye devam etti. Yani IA değeri 53 mA'di. Ama bu sefer ben Y eksenindeki akımımı 33 mA'e kadar düşürdüğümde 58 mA ile 33 mA'nin vektöriyel akım değeri de ne yaptı? Küçüldü. Yani görünür akım değeri, şebekeden çekmiş olduğu akım değeri de küçüldü. Aynı mekanik enerjiyi ürettik. Motor aynı işimi yaptı ama şebekeden çekmiş olduğu görünür gücü akımın Y bileşenindeki değerini küçülterek ne yaptık? Azalttık. Videonun başında da söylediğim gibi yaptığımız ölçümler ve bu ölçümlerden kaynaklı olarak sayısal değerlerimizde illaki hatalarımız vardır. Çünkü çok ince bir ölçüm gerçekleştiremedik burada. Ama en azından kompansasyonun ne işe yaradığını anlamaz açısından bu videonun yararlı olduğunu düşünüyorum. Kondansör gruplarım devreye girdikçe faz açısındaki küçülmeyi osiloskop ekranından hep beraber gördük. You